Daha önceleri hiç bir bilgim olmadığı için düzensizce doktora gitmemekten kaynaklanan sebeplerden dolayı bol miktarda ağrı kesici içtim. Bu ağrı kesicileri yavaş yavaş böbreği bitirdiğinin farkında değildim. Ben bütün vatandaşlarımızdan sağduyulu olup vefat eden akrabalarına, eşlerine, dostlarından organlarını bağışlamasını istiyorum. Bu acıları sadece yaşayan insanlar biliyor. Bu acıları çeken biliyor. Kadavradan nakil oldum. Ben 30 yaşında bir çocuğun böbreğini aldım. Sırasına yazıldım. Böbrek sırasından bana çıktı. Ve bu çocuğa ben her hafta, her gün, her ay dua ediyorum. Ailesini de tanımıyorum. Kimseyi tanımıyorum ama ben ona her gün dua ediyorum. Benim böbrek kardeşim de var. Beraber devamlı irtibat halindeyiz. Aynı kişinin iki böbreği, bir benim o kardeşime takıldı, bir tanesi bana takıldı. Bunlar ömür boyu bu kişilere, biz hayatta kaldığımız sürece benim eşim, annem, babam dua ediyor. Durmadan dua ediyor. Neden? Çünkü bunlar organlarını bağışladılar bize. Biz hayatta tutunduk. Onların sayesinde şu an biz bol bol su içiyorum. Ben diyalizdeyken 1 litre su içemiyordum. 1 litre su içemiyordum. Çünkü neden? İdrarımı çıkartamadığım için 1 litre su içemiyordum. Dudaklarımı pamukla su hissettim. Su istiyatımı, yani su ihtiyacımı karşılayabilmek için içemiyordum. Çünkü içtiğim zaman idrar yapamadığım için bacaklarım şişiyordu, ödem oluşuyordu vücudumda, bacaklarımda ödem oluşuyordu. Bunlardan yani çok güzel bir şey bunlardan kurtulmak. Böbrek nakli olmak kesinlikle çok güzel bir şey. Sezgin Bey de bu hastalardan biriydi. Kendisi merkezimize 3 yıl önce müracaat etti. 1 yıl önce, yani 26 Ekim 2021'de Bursa'dan beyin ölümü gerçekleşen hastanın organlarını bağışlaması sonrası alınan böbreklerden sol böbreği Sezgin Bey'e taktık. Sağ böbreği de yine aynı gün Merve Hanım'a naklettik. İki hastamızın da genel sağlık durumu iyi. Normal sağlıklı hayatına dönmüş durumdalar. İdrar çıkışları da normal insan gibi normal düzeyine geldi. Ben buradan vatandaşlarımıza organ bağışı konusunda duyarlı olmalarını rica ediyorum. Organ bağışı hayat kurtaran bir işlemdir. Cana can katmak gerekiyor.